bize bir şeyler pompalanıyor. Aynen. O yüzden toplumumuz yozlaşıyor diyorsunuz. Aynen. Bilinçaltına işliyor. Evet. Artık medya yoluyla yalan bize pompalanıyor. O yalanlar normalleşiyor artık bizde. Sanki normalmiş gibi yanlı medya, şey bize gerçekleri anlatmayan medya artık bu tür şeyleri normalleştiriyor bize. Peki size onu şunu sorayım. Madem böyle güzel bir noktaya değindiniz abiciğim. Peki bizim bize medyanın bu şekilde istediği yönde bizi erozyona uğratması, bize işte ne bileyim hani yozlaştırıcı yayınlar pompalamasına kim izin veriyor? Baştan sonra Acun Ilıcalı'nın yaptığı programlar. O ada programı yaptı. Baştan sonra Türk halkını yozlaştıran, Türk halkını uyuşturan, Türk halkını kafasını medyanın başındaki Acun Ilıcalı'dır. Acun Ilıcalı'nın yaptığı kutu neydi? Bunlar hep Acun'un başından kalktı. Cübbeli Ahmet'tir, başkasıdır, onlara benzer şeyler. Anne ağlıyor. O ses Türkiye'de dönmediler diye ağlıyor. Niye? Dönmediler diye. 8 yaşındaki kız çocuğuna dansöz kıyafeti giydiriyorlar. Kimse çıkıp da bir şey demiyor ama 8 yaşındaki bir çocuğa dini değerleri öğrettiği zaman işte falan bakıyor oluyor. Bizi algılarımızı bizi bozdular. Bizim neslimize dönmemiz lazım aslımıza. Böyle dünyevi yani sekülerleşmiştik biz. Yani her şey maddeye dayandı. Neslimizi aslımızı okuyup araştırıp öğrenmemiz lazım. Biz babalar, ebeveynler çocuklarımızı dünyevi makamlara değil de daha çok böyle ahlaki değerlere, örf ve kültürümüzü yansıtan değerlerimizi öğretmeyiz. Evet. Her şeyimizi, bizi biz yapan değerleri. Herkes bir şey söylüyor. Çözüm önerisi nedir? Çözüm? Çözüm önerisi dürüst bir eğitim. Kültürel değerinden yozlaşan toplum yok olmaya mahkumdur. Kesinlikle. Bizim eğitim düzeyimiz sıfır. Avrupalarla, hatta Afrika'daki ülkelerle bile kıyaslayamazsınız eğitim düzeyini. Çünkü eğitim düzeyi belli kişilerin çıkarı için veriliyor. Biz bu ülkede kaç tane bilim adamı çıkarttık? Kaç tane filozof çıkarttınız? Yani çıkartsanız da sahip çıkamıyorsunuz, duyuramıyorsunuz dünyaya sesinizi. Sıkıntı buradadır. Başından beri gene söylüyoruz, temel eğitimdir. Eğitim. Gelmiş geçmiş bütün iktidarların en kötüsü bu iktidar. Bak ben bir emekliyim, ticaret de yaptım. Bütün bunları değerlendirdiğimde şimdiye kadar halkın bu kadar sıkıntı yaşadığını hiç görmedim. Yani bakmayın 400 lira bir asgari ücrete ilave yaptılar. Eski parayla 380 dolar. Eski parayla 425 dolardı asgari ücret. Şimdi 380 dolar. Ve siz soğanı 5 lira yaptıktan sonra %25 zam yapın. Soğana %400 zam yapıyorsunuz. Ama emekliye gelince 400 lira veriyorsunuz. Ve bunu da çok büyük bir lütuf gibi veriyorsunuz. Şimdi sistem üretir şekilde zaten ayarlanmamış. Hep bakın da hala şeker pancarlar fabrikaları satılıyor. Üretilen ne varsa satılıyor. İşçilerin olduğu nere varsa ora yok ediliyor. Üretmeyen bir toplum ne yapar? Hep dışarıdan alır. Ve dövize mahkumsunuz. Döviz borç. Bu borç bizden çıkıyor. Yani bizim bütçemizden çıkıyor. Bu kadar yani buna rağmen eğer halk buna tepki göstermiyorsa... Mesela şimdi Ziraat Bankası gitti bir takımı destekledi fakat çiftçimiz orada aç batmış, onu destekleyen kimse yok. Bu konuda ne düşünürsünüz? Sayın ablacığım çiftçi dedin de çiftçinin buğdayı şu anda 8 lira. 8 lira bir teneke buğday. 1,5 teneke buğday verecek, 1,5 litre mazot alacak. Bu vatandaşın nasıl birini doğrulacak? Yani Ziraat Bankası'nın esas işlevi köylüye, Halk Bankası'nın esnafa. Bu amaçlı kurulmuş bankalar. Şimdi siz bu bankadan getirir kredi kartlarını insanlara yükler %30-35'e yakın bir faizle kredi kartlarıyla aldırırsınız. Sonra Ziraat Bankası'nın %25 ve 30'la topladığı parayı getirir yıllık %12'den %1,1'le dağıtırsanız bu banka nasıl mevduat toplayacak? Nasıl bunun altından kalkacak? Kalkamaz. Aslında o yüzden de kalkamayınca çiftçiye vereceğini futbolcuya veriyor. Bilmem ne yapıyor. Yani Türkiye'deki normal futbolculara bakarsan milyar dolarlardan konuşuluyor. Ama çiftçinin elektriği, üretimi, tohumu kalmadı. Sizce neden çiftçi desteklenmiyor?
Valla bu şöyle söyleyeyim, sadece çiftçi değil. Destekliyoruz, veriyoruz. Sadece çiftçi değil. Destekliyoruz, veriyoruz, işte hibeler var vesaire diyorlar. Ne diyorsunuz? Yetmiyor ama bir türlü. Valla bunlar, bakın, bakın eğer bir destek, eğer destekleme olsa bu kadar arazi boş olmaz. Yani bunun bir sebebi var. Üreten adam tarlasını bırakır mı? Bırakmaz çünkü üretemiyor. Yok verdiği, yani verdiği bir emeğin karşılığını kesinlikle alamıyor. Araziler bomboş. İnsanlar şehirlere getirdiler, yığdılar. Köyleri boşalttılar. Boşalan köyde, üretim olmayan bir yerde nasıl enflasyon olmaz? Üretim çok olacak ki. Şey olsun, yani patates çok olacak ki fiyat düşsün. Soğan. Bir şey söylediniz, onu tekrar alayım. Çiftçi mahsul desteklenmiyor. Çünkü İsrail'den veyahut da Hollanda'dan gelen hibrit bir kevelik kullanımda tohumlar kullanılsın diye çiftçinin önü kesiliyor. Kota var Türkiye'de. Türkiye'de tohum mu yok? Türkiye'de üretim yok? En iyisi var. Ama dışarıya mahkum olalım. Tükenelim. Yerli tohum sınırlandırılıyor biliyorsunuz. Ben bir kanalda Sayın Emine Erdoğan'ı duyuyorum, yerli tohum kullanın diyor. O bir yandan Erdoğan diyor ki hayır yerli tohumu yasak. La bir karı koca bir karar verin, hanginize inanalım. Sonra hayvan deniyor. Bak ben Bursa'nın ne görüntüsü seneyim. Orayı bıraktım, buraya geldim. Bana hayvan, Hollanda'dan getirdikleri Türkiye'nin damızlık hayvan dedikleri, Türkiye'de en berbat hayvan bir. İkincisi Angus getirdi. Angus onun yanında gene iyi. İkincisi dışarıdan gelinen, affedersiniz, hayvanlara suni döllenme sonucu çıkan hayvanlara dikkat ediyorum. Ben kendim yaptım. Hep erkek. Üretilmesin diye o hayvanın spermlerindeki bile dişi spermler alınıyor. Tabii yani zaten evet, yerel tohumlar da kısır. Yerel demişim. İsrailli tohumlar da kısır. 45 tane inekten bir tane dişi yuva alamadım. Hepsi erkek. Niye yani biz sömürtülüyoruz? Devlet bizi niye oraya mahkum ediyor? Bizi halk yapmıyor. Devlet bizi sömürtüyor. Tohum alma. Hibrit al. Niye almayayım? Bak düne kadar rahmetli Ecevit'in bir aralar savaştı. Şimdi keten ekiliyor. Bir de ne diyor? Size ketenden çanta vereceğim. Aklımızda alay eder gibi. Niye düne kadar ektirmedin? Niye ektirmedin? Petrolde bu kullanılıyor. Her türlü endüstride bu kullanılıyor. Silahlanmada bu kullanılıyor. Niye şimdi aklın başına geldi? Bitti Türkiye artık. Bana yalakalık yapma artık. Bittik. Eksek ne olur? Toprak mı kaldı? Bak şu böyle 20 metre kuyruk, 5 liralık döner ekmek yiyeceğim diye uğraşıyor halk. Mecliste bir porsiyon ızgara 4,5 lira. Biz bu kadar aşağılık mıyız? Bizi bu halkı buraya mahkum etme. Siz de gezelim, Fulya'ya girelim. LCB2'ye girelim ve diğerine Kota'da. Ama Suriyeliler var uçmuş yapıyor. Benim halkım çarşamba pazarından 5 liralık don oluyor kıçına. Böyle bir şey var mı? Sorarsan acizmiş. Acizmiş. Böyle bir şey yok. Bittik zaten. Bu röportajı yapmanın da bir anlamı yok. Türkiye. 10 sene sonra ben torunuma Türkiye diye bir devlet kitaplardan anlatırım. Allah korusun abi. Olmasın. Yansımaz. Ülkede demokrasi mi var? Sen söyleyeceklerini kesip bir şekilde mecburlar. İşten atarlar onları ya. Yapamayacak günah. Ben de ziraat mühendisiyim hanımefendi. Özür dilerim. Bir şey soracağım. Bir insan olarak hani bu vatandan, bu memleketten bir insan olarak ne bekliyorsunuz? En başta toplumsal barış. Şu kutuplaşma bitsin. Bakın. Beyefendi bak. Bak insanların ne, bak kaç kişi var burada? Ben bir şey sormak istiyorum. Evet, genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Kökenin ne olursa olsun. Evet. Hepinize soruyorum, Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Bir Müslümanın Müslüman gibi bir saniye bak. Bak ben dinledim bak bir şey söyle bak. Bak bir şey söylüyorum bak bir şey söylüyorum. Bizim bak Müslüman olarak Müslüman gibi hareket etmediğimiz sürece toplumdan, bırakın toplumu, aile bireylerinden tutun, devlete kadar huzursuzluklar olur. Ablacığım merhaba. Afyonlusun, Antalya'da oturuyorsun. Sıkıntın nedir? Evet, benim yiyeceğim bir şeyim yok. Hı. Oğlum Meram hastası. Meram Savaş'ın demin aslan tedavi oluyor. Ben de Fatma Toy. Torunum var, ölümcül hasta. Öğüsüz, babası kazadan öldü. Bir de nesinin de anası yok. O da karaciğer yağlaması var. Kızımın da bacaklarında platin koyacak para yok. Benim kulaklarımda ikisi de delik. Kulaklarıma şey alamıyorum. Dıkıç veya bir
okumaya kulaklık alamayın. Devlet yardım etmiyor. Devlet bir kere etti. Kaynakamlık. Bak insanların kaç kişi var burada? Ben bir şey sormak istiyorum. Evet, genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Kökenin ne olursa olsun. Evet. Hepinize soruyorum, Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Bir Müslümanın Müslüman gibi bir saniye tut. Bak ben dinledim. Bak bir şey söylüyorum. Bak bir şey söylüyorum. Bizim bak Müslüman olarak Müslüman gibi hareket etmediğimiz sürece toplumdan, bırakın toplumu, aile bireylerinden tutun devlete kadar huzursuzluklar olur. Ablacığım merhaba. Afyonlusun, Antalya'da oturuyorsun. Sıkıntın nedir? Evet, benim yiyeceğim bir şeyim yok. Oğlum Meram hastası. Meram Savaş'ın demin aslan tedavi oluyor. Ben de Fatma Toy. Torunum var, ölümcül hasta. Öğüsüz, babası kazadan öldü. Bir de nesinin de anası yok. O da karaciğer yağlaması var. Kızımın da bacaklarında platin koyacak para yok. Benim kulaklarımda ikisi de delik. Kulaklığıma şey alamıyorum. Dıkıç ve abi olmaya kulaklık alamıyorum. Devlet yardım etmiyor. Devlet bir kere etti. Kaymakamlık 200 lira verdi bakalım, ondan başka yok. Güç toruna para çektim. Araba parası, taksi parası, eczane parası. Eczaneye borç ettim, para çektim. Kaç kişi var o annemde? Ben alamayacağım. Benim şimdi evde iki oğlan, bir torun, bir kız var. 4-5 kişiyiz. Hepsi rahatsız mı? Rahatsız. O bir tanesi de kaza yaptı. Taksi kazası yaptı. 4 yaşındayken onu da Manisa'ya götürüp getiriyorlar. O da Metin Aslan. Emin de Meram hastası. Emin Aslan. Ben de Fatma Toy annesiyim. Öteyi büyük kızında beyi kazadan öldü. Kızı ölümcül hasta. O da benim yanımda kalıyor. Yardım etmek isteyen olursa biz aşağı açıklamalara onu ulaşabileceği bir iletişim kanalı yazacağız.